Eğitimci Ülkü Gürsoy'la birlikteyiz. Ülkü Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Sizin de dediğiniz gibi eğitimciyim. 25 yılı geçti sanıyorum. Anaokulundan üniversiteye kadar kesintisiz bir eğitimcilik kariyeri ve hala da bir öğrenme yolcusuyuz diyelim. Bugün sizinle bir bisiklet eğitimi gerçekleştirdik. Bisiklet eğitimine başlamadan önceki duygularınızı, sonra eğitimden sonraki duygularınızı alabilir miyim? Yani bisikletle tanışmanız nasıl oldu? Evet. Bunun yolculuğunuzu anlatın. Aslında çok heyecan verici bir deneyimdi diyebilirim. Biz eğitim sürecinde öğrencilere hep korkularını aşmaktan, yaratıcılıklarını açığa çıkarmaktan ve başarabilirim, yapabilirim duygusunu aşılamaktan bahsederiz ama bir yetişkin olarak bu duyguyla ben yüzleşmiş oldum. Bu anlamda da çok değerliydi. Çünkü çocukluğunda hiç bisikleti olmamış biriydim ve ilk defa deneyimlediğimde korktuğumu fark ettim. Kontrol etmeye çalıştığımı fark ettim. Ama bunun arkasında da müthiş bir özgürleşme olduğunu hissettirdi bana. O yüzden de sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz de çok güzel bir eğitim gerçekleştirdik sizinle. Şimdi bizim eğitimimiz 5 aşamadan oluştu. Evet. Önce bisikleti biz sizin elinize verdik. İlk evet. aşamada bisikletle evet. tanıştırdık sizi. Evet. Şimdi bu bisiklet eğitimine gelen öğrencilerimiz genelde ya biz şimdi niye bisikleti böyle tutuyoruz, gezdiriyoruz? Yani bunda ne var ki? Evet, evet. Biz binelim, hemen sürelim. Ama biz hayır dur diyoruz. Evet. Önce yapacağın şeyi tanı. Çünkü bir enstrüman da çalsan, önce enstrümana bakıyorsun, tellerini inceliyorsun, değil mi? Evet. Bisiklet de öyle. Önce tanımanız gerekiyor. Aynı zamanda işte frenleri öğrettik size. Daha sonra da denge için taytay yaptırdık size. Evet. Bisikletin üzerine bindiniz ve ayaklarınızla taytay evet. yaptınız ve eğitimin en güzel tarafı çok eğlenceliydi. Oydu, evet, galiba. Evet, evet. Orada da bisikletin dengesini evet. öğrettik. Sanki orada ayaklarınızla aslında bisikleti götürüyorsunuz fakat evet. sanki sürüyorsunuz gibi de bir duygu oluşturduk. Son aşamada da bisikletin sağ pedalına tek ayak dengesi dediğimiz denge çalışmasını yaptırdık size. Ve orada da aslında dengeyi anlattık size. Aslında hayatta her şeyin bir denge olduğunu, bisiklet de dengede olduğunuz zaman bisikleti rahat sürebileceğinizi evet. gösterdik. Son aşamaya geldiğimizde de artık bisiklet pedallamaya geçtik. Pedallamaya geçtiğinizde neler hissettiniz? Her şeyi yeniden başlayabilme cesareti. Evet. Ve çok güzeldi. Yapabileceğimi gördüm. Aslında kendimize izin verdiğimizde her şeyin mümkün olduğunu ve cesareti öldüren şeyin kodlanmış bilgiler olduğunu fark ettim. Bu eğitimde de böyle bir şey çünkü. Biraz serbest bırakmak gerekiyor. Bırakınca gerçek dengenin geldiğini de fark etmiş oldum. Evet. Aslında bisiklet sürmek de yolda yürümek gibi. Evet. Biz nasıl yolda yürüyebiliyorsak bisikleti de rahatlıkla sürebiliriz. Ama buna korkularımız, yaşanmışlıklarımız ve şartlandırılmışlıklarımız evet, evet, engel oluyor. Evet, evet. Ülkü Hanım şimdi bisiklet eğitimleri diyoruz, bisiklet diyoruz. Tabii bunun ilkokuldan başlayarak öğretilmesi gerekiyor ama asıl önemli olan üniversiteler. Üniversite gençliğinin bisiklet sürmesi önemli bizler için. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yaptığınız çalışmalar var mı bir eğitimci olarak üniversitede? Evet. Size kesinlikle katılıyorum. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu çalışmalar için bence biçilmiş kaftan. Zaten bir üniversitede öğrenci kulübü demek, öğrencilere kişisel beceriler kazandırırken aynı zamanda yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı da farklı duyarlılıklar kazandırabilmeli diye düşünüyorum. Ben de kendi çalıştığım üniversitede bir bisiklet kulübü kurup öğrenci
öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı pek çok deneyimi yaşadım. Ama önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Bizim yaklaşımlarımızda, ülkemizde evet eğitimin en moderni, en kullanışlı binalar, öğrenciye en fazla hitap edecek altyapılar kuruluyor. Bu çok güzel belki ama bunun ne kadar kişisel gelişime de katkı sağlayan, önünü açan, öğrencilere birlikte üretebilme, birlikte yapabilme yeteneği kazandıran, örneğin kulüpçülük anlayışı verdiği belki biraz soru işareti hala. Bu yüzden de bir bisiklet kulübü veya benzer kulüpler, öğrencilerin hem yaşama saygı duydukları, hem birlikte üretebildikleri, hem sorun çözmeyi keyif alarak bir arada olabildikleri etkinlikleri yapmaları için son derece güzel diye düşünüyorum. Aslında bisiklet basit bir araç olarak görülmekte ama bence bisiklet siz bir eğitimci olarak da bir matematiktir, bir coğrafyadır. Kastettiğim tam da buydu. İçerisinde her şey var. İçerisinde bireysel kazanımları olduğu kadar grup olarak birlikte üretmek anlayışı olarak da çok şey var. Coğrafya var. Çünkü havayı kirletmiyorsunuz. Coğrafya var, gittiğiniz yerlerde rotaları öğreniyorsunuz. Belki de okullarda öğretilen matematik, coğrafya, harita bilgisinden çok çok daha fazlasını o bisikletle yaptığınız turda öğreniyorsunuz. Deneyimleyerek. İçsel güç, içsel denge bugünlerde çok popüler kavramlar. Bisikletin üzerinde bu dengeyi bulmayı öğreniyorsunuz. Başınıza yolda bir şey geldiğinde sorun çözmeyi deneyimliyorsunuz. Hem bireysel keyif alabileceğiniz bir etkinlik hem de grup olarak aldığınızda da keyif alacağınız bir etkinlik. Ve maliyeti çok az. Her şeyden önemlisi bu. Ve bir diğer boyutu da bütün dünyanın dilinde olan iklim krizi. Her bir bireyin bu iklim krizi için yapabileceği çok fazla şey var. Örneğin az önce bahsettiğiniz üniversiteler dediniz. Ben de yıllarca bir üniversite kampüsünde yaşadım. Kampüs hayatının içerisinde araba kullanmak ne kadar gerekli ama bisiklet kullanmak o kampüs hayatına ne kadar renk katabilir? Evet. Size katılıyorum. Belki üniversiteler bunu yapabilirler. Ekolojik dengeye de katkı sağlamış olurlar. Bizim Environment Online programı içerisinde çok üzerinde durduğumuz ve Birleşmiş Milletler'in de desteklediği Green Cities kavramı örneğin. Gerçekten yeşil bir şehir olabilmek, buna katkıda bulunabilirler. Çünkü üniversitelerin sadece akademik bir öğrenimi sağlamak, bir meslek edindirmek gibi değil, hem yaşadıkları topluma, ülkeye hem de dünyaya karşı daha sorumlu bireyler yetiştirmek ve onların her anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu sosyal sorumlulukları da üstlenebilmek gibi bir görevleri olduğunu düşünüyorum. Az önce dediğiniz Avrupa'da birçok yerde var. Bildiğiniz gibi ben aynı zamanda Finlandiya merkezli Environment Online, ENO programının 10 yıldır Türkiye koordinatörlüğünü yürütüyorum. Dünyanın 150 ülkesiyle beraber çalışıyoruz bu programda ve birçok ülkedeki eğitim sistemini hem yerinde görme fırsatı yakaladığım için hem de bu işbirlikleri nedeniyle örneğin bisikletin pek çok eğitim sisteminde vazgeçilmez olduğunu biliyorum. Yani Avrupa'da birçok okulun bahçesinde yüzlerce bisiklet görürsünüz. Çünkü öğrenciler okula bizdeki gibi servis araçlarıyla değil bisikletleriyle giderler. Elbette ki şehirlerin altyapısının bunda önemli bir rolü var. Bu dönüştürülemez mi? Mutlaka dönüştürülebilir. İşte yeşil örneğin, yeşilin ne kadar sürdürülebilir olduğu önemli. Yeşili sürdürebilmek için daha az karbon, daha az kirli atık olması gerekiyor. Ve bisiklet bunlar için bence mükemmel, son derece ekonomik. Park sorunu arabalar kadar olmayan bir araç diye düşünüyorum.
Ha, maliyet açısından bakıldığında da muhakkak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla maliyeti olmayan ama kazanımları hem okullar için, hem öğrenciler için, hem de yaşadığımız şehirler için, ama en önemlisi de yaşadığımız daha yaşanılabilir bir dünya bilinci için desteklemeye değer olduğunu düşünüyorum.